Akıl çemberindesiniz. Ben Fulya Öztürk. Bugün 10 Kasım. Atamızı, paşamızı hasretle, rahmetle, saygıyla, minnetle anıyoruz. Bugün 10 Kasım. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük asker, büyük Türk, Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü kaybettiğimiz gün. Ama... Hiç kaybetmedik onu. Milyonların yüreğinde, aklında, kalbinde Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Beni görmek demek sadece yüzümü görmek demek değildir. Benim duygularımı, benim fikirlerimi, benim düşüncelerimi anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir demişti. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerini, fikirlerini, duygularını, düşüncelerini anlayan, hisseden, yaşatan, izinde olan milyonlarız efendim. Atamızı saygıyla, rahmetle, minnetle Özlemle anıyoruz. Akıl Çemberi başlıyor. Çok kıymetli konuklarım var. Stüdyoda görüyorsunuz. Eray Güçler, Abdülkadir Selvi, Coşkun Başbu, Nihat Uluda ve Masum Türker. Ee, önemli bir yayın gerçekleştireceğiz efendim. Konuklarıma hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun. Sağ olun. Müsaadenizle Büyük Atatürk'ü e, sevgi ve özlemle anıyoruz. 85 yıldır. Evet ebediyede intikal etti ama e, bu öldüğü anlamına gelmiyor. Elbette. 85 milyonun hatta bütün Türk dünyasının kalbinde, gönlünde, ruhunda, beyninde o büyük Atatürk'ümüz yaşamaya devam ediyor. E, o yaşadıkça da bizim kurmuş olduğu o güzel devlet, Cumhuriyetimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti o yaşadığı müddetçe de ilelebet payidar kalacaktır. Kendisini bir kere daha buradan rahmetle, minnetle, özlemle, Anlıyoruz, ee, başta büyük Atatürk olmak üzere bu devleti kuran kurucu kadroya e, ve ecdadımıza saygı ve sevgi ve minnetimizi bir kere daha buradan ifade ediyoruz efendim. Evet. Bu Şimdi, arada Atatürk'ün e, vefatı dolayısıyla şunu da dile getirmek lazım. Atatürk yalnız eylem ya da yani aksiyon adamı değil, aynı zamanda düşünce insanıydı elbette. ve zaten Cumhuriyet fikirlerine daha... Harbiye'de öğrenciyken e, ulaşmış o konuda düşünmeye başlamış. Yurt dışında ateşe militan olarak gezerken incelemeler yapmış. Hatta e, belki fazla gündeme getirmiyorlar. Yazı yazmayla fikirlerini yayılacağına inandığı için Harbiye'de öğrenciyken gazete çıkarmıştır. Ve hatta gazete çıkardığı yakalanınca ortaya çıkınca Harbiye'den atılması gündeme gelmiş. Bir hocası ona sahip çıkmıştır. Aynı düşünceyi Cumhuriyeti kurduktan sonra, sonradan adı uluz olan Huaye Milliye gazetesini de çıkartarak bu yönde e, insanlara düşünceyle ve e, yola çıkarken her şeyden evvel fikri geliştirerek bir eyleme dönüştürebileceğini de iyi bir örnektir. Zaten bugün Hürriyet gazetesinin o manşeti Mark Twain ödülüyle ilgili çok önemlidir. Zaten Özbekistan'ın yapılan ziyaret işte Türk Birliği ta 20'lerde 25'lerde Atatürk'ün öngördüğü bir süreç. Yani Türk Birliği'nin kurulması bu yönde atılacak adımlara gençlere hedef olarak vermesi ve bugün geldiğimiz nokta hatta Rusya'nın da dağılacağını ta o yıllarda görmesi aslında bahsetmiş olduğunuz siyasi ee, öngörünün o büyük vizyonunda e, göstergesi aynası diye düşünüyorum. Ta o yıllarda diyor. Orada bizim kardeşlerimiz var. Onlar bize gelmeden biz onlara gitmeliyiz diyor. Ve Türk birliğini kurmalıyız. İşte Sayın Erdoğan'ın da o ziyaretleri o hamleleri ne için? İşte o bahsetmiş olduğu birlikteliği ve birliği kurmak için. Evet. Dolayısıyla hani bugünkü siyasi tabloda da Atatürk'ün on ne büyük faydası olduğunu şu an içinde bulunduğumuz dönemde çok daha iyi idrak ettik, hı hı. kavradık diye düşünürüm. Evet. Efendim şimdi programımıza başlayalım. E, çünkü çok önemli bir yayın yapacağız. Ekran başından ayrılmayın. E, yaklaşık iki haftadır Türkiye'nin konuştuğu bir konu var. Dilan Polat, Engin Polat'sın. Zenginliği, şaşalı hayatı daha sonra süreci biliyorsunuz emniyet ayağı, yargı ayağı şu an cezaevindeler. Evet. Şimdi çok önemli bir rapora ulaştı çok kıymetli Abdülkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi yazarı. Abdülkadir Selvi, Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK raporuna ulaştı. 49 sayfalık MASAK raporunu dakikalar sonra açıklayacağız. CNN Türk ekranlarında ilk defa duyacaksınız, göreceksiniz. Yani özetle şunu söylüyorum size. Bu insanlar nasıl bu kadar mal varlığına sahip oldular? Nasıl kısa sürede bu kadar zengin oldular? Her şeyi bugün tek 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 size açıklayacak, açıklayacağız. Çünkü masak raporu sadece ve ilk defa CNN Türk'te efendim. Şimdi Abdülkadir Selvi ile konuşacağız ama İstanbul Haber Müdürümüz CNN Türk'ün kıymetli ve önemli ismi Nihat Ulu dahil ben alacağım. Bir yandan da e, Nihat Bey şöyle alayım sizi. Tabii. 49 sayfalık masak raporu CNN Türk'te madde madde yazdık Tabii. ama epey de uğraştınız akşam. Gördüm Abdülkadir Selvi ve Nihat Ulu da kafa kafaya verdiler. Bu raporun şifrelerini çözmeye çalıştılar madde madde. Şimdi 49 sayfalık bu, bu rapor, masak raporu. Kurulan çalışan olmayan şaibeli şirketler var. 500 milyon liralık para hareket hareketi var. 250 milyon lira lüks araba ve ev alımı, 250 evet. milyon liralık. Yani Dilan Polat'ın saçtığı paraların sırrı efendim ortaya çıktı. Bu şaşalı hayat nasıl böyle oluştu? Bir de kısa sürede. Evet. Bunların hepsini bu rapor bize göstermiş olacak. Tebrik ediyorum bu arada Abdülkadir Selvi'ye. Yani, Çok teşekkürler. Medyanın evet. duayeni tabii ki. Yani. Estağfurullah. İşte. Ne demek. Abdülkadir Çok sağ olasınız. Abdülkadir Şimdi, Selvi Bey e, gerçekten de Ankara'nın önemli gazetecilerinden e, ulaşılması oldukça zor bir evraktı ve siz ulaştınız efendim. Tebrik sağ ediyorum. Şimdi e, Nihat Ulu'da siz bu raporu satır satır okudunuz. Evet. E, ve ...herkesin anlayabileceği berraklıkta anlatmanızı istiyoruz. Tabii. Aklımızda ve seyircinin aklında hiçbir soru işareti kalmasın. Tabii. Çünkü artık bugün bu programda neymiş mesele? Vatandaş, izleyici anlayacak. Bu insanlar, Dilan Polat, Engin Polat nasıl bu kadar zengin olmuşlar? Bu rapor bize ne gösteriyor? Grafikler de var. Hepsini net bir şekilde, berrak bir şekilde açıklamanızı anlatmanızı istiyoruz. Tabii Fulya Hanım. Ee, şöyle e, olayın dahilinde olan Engin Polat hı hı. Dilan Polat bu soruşturmanın ana önemli ismi. Diğer isim Sezgin Polat bu da Engin Polat'ın babası hı. ve diğer bir önemli isim var Sıla Doğu. Sıla Doğu da e, Dilan Polat'ın kız kardeşi. Evet. Yani burada e, bu soruşturma kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanan isimlerden en önemlisi bu. İşte e, Masak raporuna göre Fulya Hanım, hı hı. E, bir takım para hareketlerini görüyor musunuz? Şimdi önce kurulan e, bir fason şirketler grubu var. E, bunlar tanıdıklarına ya da eş, dosta kurdurulan şirketler var. Hı hı. Aslında bunlara baktığınız zaman, incelediğiniz zaman bunların çalışanı yok. Bunların vergi kaydı yok ama ne nasıl oluyorsa 233 milyon liraya kadar e, alış faturaları kesebilen firmalar bunlar. Hı hı. Ve sonra alış faturaları kesiliyor ve daha sonra o firmaların kapandığını da görüyoruz. Daha sonra Türkiye'nin birçok ilinde kurulan e, güzellik merkezleri var. Evet. Ve daha sonra birçok kozmetik ve e, koz, kadın e, kremleriyle ilgili evet. e, kurulan firmalar var. Ve onların satışıyla alakalı işlemler yapılıyor. Ve bu satışlarda da genelde internet üzerinden ve e, satış siteleri üzerinden yapılan satışlar var. Daha sonra o paralar bu Polatlar Şirket Grubunda B1 1 2 üç, dört, beş ayrı şirket var. Ee, bu şirket... ...Rice and Shine, Dilan Polat Güzellik Merkezleri... ...DP Güzellik... ...DLN Polat Kozmetik... ...ve D Polat Güzellik Merkezi. Bütün o işlemlerin ardından... ...bankalardan bütün paralar nereye geliyor? Bu beş şirkete geliyor. Hmm. Daha sonra hı hı. yine... ...Engin Polat ve Dilan Polat'la... ...yakın akrabalık bağı olan kişiler... ...buradan... ...250 milyon liraya parayı... Ya nakit olarak çekiyor, alıyor. Hı hı. Nakit olarak. Ya da buradan havaleye yöntemiyle aldıkları paraları nakit ve aldıkları paraları ne yapıyorlar? Pay ediyorlar. Ve bu payın önemli bir bölümü. Hı hı. Çok önemli bir bölümü Engin Polat'ın ya direkt hesabına yatırılıyor hı hı. ya da onun hesabına havale ediliyor. Ne kadarlık paradan bahsediyoruz? 250 milyon lira para. Peki o para nerede toplanıyor? Asıl toplandığı nokta neresi? Şurayı kamera var. Ne yazıyor? Milda evet. Gayrimenkul. Otomotiv, Otomotiv şirketi. şirketi. Bu Engin Polat'ın tek yönetici olduğu, ana yönetici olduğu en önemli, gerçekte bütün malların toplandığı ana firma burası. Bütün dolaşımlar, kar, e, paralar, hareketlerden sonra geliyor paralar burada toplanıyor. Peki e, Milda Gayrimenkul'de toplanan paralar ne oluyor? 250 hı hı. milyon lira. Şunu şöyle biraz iteyim. Tabii. Şöyle. Bu 250 milyon lira. Daha sonra e, operasyon sırasında el konulan araçlar vardı. Lüks araçlar vardı. Evet. Her biri 20-30 milyon lira değerinde çok şaşalı araçlar vardı. İşte o paraların bir bölümüyle 24 adet o araç alıyor ve geri kalanına da 15 adet taşınmaz alınıyor. Bunlardan bir tanesi çiftin oturduğu Çekmeköy'deki lüks villa. Evet. E, Tuz'da da e, alınan başka bir lüks villa daha var ve 15 adet gayrimenkul de buraya gelmiş oluyor. Böylece e, kurulan şirketler, kesilen sahte faturalar e, ve ardından da e, toplanan paralar 5 şirkete toplanıyor. Oradan nakit çekiliyor. Bu nakit olarak paralar dağılımı yapılıyor. Tabii kendi aralarında pay etikleri de oluyor. Herkes kendince de bir pay alıyor. Kendi hesaplarına geçen paralar da var ama ana para Milde Gayrimenkul Otomotiv Şirketi'ne geliyor. Yani burada e, aslında Masak çok ilginç bir çalışma yapmış. Yani mesela Masak... e, Nihat hocam sen okuduğun zaman bu raporu evet. en mesela seni şaşırtan şey tam şöyle bir e, grafik hazırladık, bir evet. şema çizdik. Daha da var göstereceğimiz, evet. anlatacağımız şeyler ama bu bir mesajın bir sürü bu arada sosyal medya fenomenleri ortaya evet. çıktı. Yine şirketler kurup güzellik salonları açan işte kozmetik ürünler kendi isimleriyle ortaya çıkartanlar var ve bir anda bir yıl içinde acayip zengin olan insanları görüyoruz. Sosyal medyada bunu çok görüyoruz. Değil çok mi? görüyoruz. Hani bir bu... krem tanıtıyor. Evet. İşte bir hemen bir salon açıyor, güzellik salonu. Şimdi işin asıl püf noktası bence burada Fulya Hanım. Neden biliyor musun? Hı hı. Benim bu rapordaki en dikkatimi çeken şu. Diyor ki burada raporda İnternet mecralarında satışların gerçekliği diyor. Yani internet mecralarında neydi? O kozmetik ürünleri ve diğer güzellik salonları ile ilgili onların gerçekliği diyor bak onların gerçekliği. İlişkili kurumlar adına alınan postlar üzerinden başta kredi kartı dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve benzeri şüphelilerin bulunması nedeniyle diyor. Söz konusu e, işlemlerin şüphelileri diyor daha teknik bir araştırmayla ortaya çıkacak diyor yani buradan ben ne anlıyorum hı hı. yani izleyicilerin anlayacağı bir dille hı hı. ben onu anlatayım Ya şey an herhalde Be, bir vatandaş olarak yani bu 250 milyon lira ticaret yapılarak kazanılmış bir para değil bravo eray bey aynen onu demek başka bir şey var bunun için şöyle, de teknik e, inceleme yapmak gerek evet şöyle benim anladığım kadarıyla şimdi hı hı. E, 500 milyon liralık aslında burası 250 milyon ama Totalde baktığınız zaman o kozmetik ürünlerin satışı, diğer hizmetlerin e, satışı ile ilgili 500 milyonlarının üzerinde bir para işlem hacmi var. Buradaki ana konu şu. Hani kozmetik ürünü satılıyor ya bankacılık sistemi üzerinde. Evet. Peki o satışların ne kadarı gerçek satış? Şöyle söylemek istiyorum. Yani ne demek kredi yani? kartı dolandırıcılığından şabili kişiler işlem yapmış diyor ya. Evet. Kredi kartı dolandırıcılığı nedir? Başkalarına ait hesap manyetik bilgileri çalan kişiler ya da yurt dışından manyetik bilgileri çalıyor ve kredi kartıyla alışveriş yapıyor ya. Evet. O paralar buraya aktarılmış olabilir diye değerlendirmesi yapıyor raporda. Yani diyor ki gerçekte belki de böyle de bir ürün satışı olmadan ürün satışı yapılmış gibi sisteme o kartlardan para aktarılıyor. Yani hayali ihracat dedikleri hayali ihracat değil ama. Şöyle başkasına ait çalınmış kredi kartlarla alışveriş yapıyorsunuz ama ortada alınan ya da satılan bir ürün olmadığını düşünün ama hesaba aktarılan para var ilgili firma diyor ki ben internetten ürünümü sattım ve para benim hesabıma yattı diyor. Fakat o satış gerçek mi değil mi? İşte araştırması gereken ana nokta bu. Diğeri de diyor ki e, yasa dışı bahisle ilişkili kişilerin de diyor bu sistemden diyor alışveriş yaptığını görüyoruz diyor. Yani ne demek? Hani suçlamalardan biri neydi? Suçlamalardan biri diyor ki TCK 7258 sayılı ya bahis oynatma. Yani bunu kime demiş? Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu ve Sezgin Polat'a savcılık bu suçlama yapmış ya. Evet. İşte bu suçlamanın kaynağından biri de orası. Diyor ki yasadışı bahisle ilişkili kişiler de diyor onlarla ilişkili kişilere ait post cihazlarından da diyor bu sistem üzerinden diyor alışveriş yapılmış diyor. Ve işte onu da diyor bankacılık hareketlerinin tamamını izlendiğini istendiğinde isteyeceğiz diyor. Daha geniş bir raporla diye o isimleri tek tek tespit edeceğiz ve olayın yasadıcı bahis ve mail order dolandırıcılığının ana kaynaklarına da bu şekilde ulaşacağız diyor. Aslında Buradaki Bir bahis şey daha ilave da. edelim. Ee, hani jandarma subayı olarak e, şunu da söyleyeyim. Burada kaynağı henüz tespit edilemeyen paraya da ulaşabilirler. Yani bu anlattığın yasadıcı bahis ve kredi kartı dolandırıcılığın ötesinde, Başka bir kaynağa da ulaşma ihtimallerinden bahsediliyor. Bunu Tabii. söylemeyeyim soruşturmanın şeyi açısından. Ancak çok farklı bir ayrıca bir gelen farklı bir kaynağa da ulaşabilirler yani. Tabii o da şuradan şimdi son dönemde özellikle baktığımızda hani abartılı gösteriş hayatı sunanlar var. Evet. E, lüks evlerini paylaşanlar var. Lüks otomobillerini paylaşanlar var. Ve bir anda türediler. Ve mi? bir anda türediler. Evet. Peki onlara baktığımız zaman onların temel yaptığı meslek grubu ne? Koz kozmetik. Kozmetik, evet. kozmetik. Mesela diyorlar ki milyonlarca adet kozmetik ürünü sattık diyorlar. Doğru mu? Dilan Polat mı öyle söylüyor? Kendisi söylüyor. Ve bu işten zengin olan diğerlerde de söylüyor. Ama etrafımıza baktığımız zaman şey mi diyorlar? Ben kozmetik markam var. Bu ürünleri satarak evet. bu kadar zengin oldun mu diyor. Aynen. Ana amaçtı o zaten. Şimdi bakın bu lüks araçlar. Eee Evet, şimdi, araçlar. Yani bu aslında şu, bu döneme kadar bu döneme kadar hı hı. bu alanda yapılmış ilk soruşturma. İlk soruşturma. Ne demek o yani? Yani bu zamana kadar bu kapsamlı ve bu şekilde işlenmiş suç ve bu suçun deşifresiyle ilgili daha önce bir çalışma hiç olmadı. İlk defa ee, ...emniyet birimleri, emniyet güçleri... ...böyle bir suçlamayı suçla karşılaştılar. Yani şöyle söylüyorum... Buradan e, yürüyebilir, dallanabilir iş. Evet, bu Tabii. daha da büyüyecek, daha da gelişecek. Yeni Dilan Polatlar... ...Engin Polatlar ortaya çıkacak. Çünkü son son dönemde... ...abartılı yaşam sunanlar... ...mesela tepsilerle altın taşıyan görüntüler var. Evet, evet Her tarafına var. altın takmış... Evet. ...işte o şaşalı yaşamı... ...sosyal medyadan paylaşıyor... Hı hı. ...ailesini paylaşıyor ve insanlarda şu soru işareti oluyor. Doğal olarak o görüntü izleyen kişiler de diyor ki ya helaliyle kazanan bir insan asla şimdi şu Bak sana görüntü paralar görüyor. Paralar saçıyor. Bu sahte değil değil mi bu paralar saçtığı paralar? Bilmiyorum, gerçektir herhalde. Yani böyle bir şov için sahte para sahte paraysa o da ayrı bir suç. O da ayrı bir suç ama hı hı. buradaki ana konu ne biliyor musunuz? E, suçlama ne? Kara paranın aklanması. İşte o aklanan paralar burada aslında. Yani ya. suçun delili olan ürünleri de paylaşıyorlar burada. Mesela e, Kare paranın aklanması, hı hı. suçlamasındaki ana konular ne? 24 tane lüks araç değil mi? Evet. O araçları da sergiliyorlar zaten. Kendileri ifşa ediyor. Ve daha sonra o ya araçlar... Allah işte şaşırtıyor yani, yani bir yerde ben, değil mi? Abdülkadir hayatım abi. Bu kadar şeffaf işlenen bir suç <laughs> ve bu Rabbi kadar ya. şeffaf <laughs> yürütülen bir soruşturma <laughs> de, öyle hiç yani. karşılaşmadım <laughs> yani. Yani gelin Hulia, <laughs> bizi gözaltına alın gelin bizi inceleyin bağıra bağıra <laughs> dediler ya. çok Bunun, başka, bunun başka izahı yok. Sen dediğin doğru. Allah adamı şaşırtıyor. De, tabii canım. Yani. Allah şaşırtıyor bir yerde yani. Şimdi şöyle onların kendince kamuflesi de şu diyor ki savunmalarında bunu söylüyor ama e ifadelerini de biz baktık, ifadelerini de araştırdık. Yani şöyle Ne diyor Dilan Polat mesela ifade? yani de. ben diyor, e, doğum fotoğrafçısıydım diyor. Ünlülerin diyor e, resimlerini çekiyordu... Bir çekiyordum. şey söyleyebilir miyim? Doğru söylüyor. Şöyle ki bak ben bu Dilan Polat'ı, bu kızı 5 yıl falan 5 yıl önce e, Demet Akalın'ın işte sahnesini falan çekerdi bu kız. Ben bakardım şimdi Demeti takip ediyorum bakardım güzel bir kareler falan paylaşıyor altına yazardı. Yani işte fotoğrafçıydım sonra ben o dedim ki ya bu kız ne yetenekliymiş ne güzel çekiyormuş diye bak 5 veya bilmiyorum yanlış da tam söylüyorum ama çok uzak bir tarih değil yani anlattığım. Neyse kızın böyle profiline de girdim bak çok iyi hatırlıyorum hiç böyle bir yaşantısı böyle bir profili yoktu. 4 veya 5 yıl önceden bahsediyorum kız fotoğrafçılık yapar sonra işte bu 1 yıldır mı böyle? 1 evet. Bir yıldır falan değil mi? Bir iki yıldır yani. Yıldır. Sonra bu kızın şimdi böyle videoları önümüze düşünce dedim ki ya dedim bu kız dedim o Demet'i sanatçıların falan fotoğrafçısı olan Dilan Polat mı? Evet. Nasıl olmuş ya dedim bak kendi kendime içimde. Mi... Ne olmuş bu kıza nasıl bu kadar zengin olmuş diye epey bir sorgulamaya başlamıştım. Zaten masak raporuna da baktığınız zaman Fulya'nın... Kolay mı ya 2000 öyle 2000 şirketleri mesela e, 2019-2020 civarında şirketleri var, yıllarında şirket hareketleri var ama hı hı. o yıllarda çok cüzi mevlalar gözüküyor ama... 2022'den sonra sihirli bir el değmiş. 2023'ten sonra o sihirli el daha fazla değmiş Hı. ve bir anda şirketlerine, hesaplarına milyonlar milyonlar girmeye başlıyor. Ve Hı. ne oluyor? 172 milyon e, yine bir başka üretimden alıyorlar. 225 milyon e, post cihazlarından geliyor. Yani mail order dedikleri Tam sistemden geliyor. Tam da şimdi eee Nihat Ulu da şimdi televizyonunu yeni açanlar için Evet. Şimdi şu şemayı bize en baştan bir daha evet. anlatır mısın evet. tane tane? Tabi. Efendim tekrar ben de buradan duyurumu yapayım. Ee, Masak'ın Dilan Polat raporu, 49 sayfalık Masak raporu. CNN Türk'te ilk defa izliyorsunuz, duyuyorsunuz. Kısacası bu Dilan Polat'ın, Engin Polat'ın nasıl böyle 1-2 yıl içinde zengin, ultra zengin olduğunu. Ee, bu şemayla bu raporla efendim ortaya çıkartıyoruz. Abdülkadir Selvi ulaştı bu rapora. Evet. İlk defa CNN Türk ekranlarında evet. Nihat Uludağ da bize bu şemayı evet. ve bu raporun şifrelerini açıklıyor. Evet. En baştan bu insanlar nasıl bu kadar servete sahip olmuş? Tabii. Dilan ve Engin Polat'ın Polat şirketlerine dair Masan 49 sayfalık bir çalışması var. Hı hı. Raporu biz daha önce soruşturma başladığında ne demiştik? 8 sayfalık bir ön rapor vardı ve ona o ön raporla soruşturma başladı demiştik ama biz buradan bunu anlıyoruz ki Masak o raporun tamamlamış Hı. ve savcılığa teslim etmiş. Dolayısıyla 49 sayfalık Masak raporunda Dilan ve Engin Polat çiftinin şirketlerinde 500 milyon liranın üzerinde bir para hareketliği tespit ediliyor. Hı. Ne kadar? 500 milyar milyon lira yani yarım milyar lira. Evet, bunların kaç şirketi var? Çok. Yani e, en son e, 20'nin üzerinde şirketine kayım atanmıştı. Yani, 20'nin üzerinde. Tabi 20'nin üzerinde şirkete kayım atanmıştı. Hı -hı. Ama şirket çok. Onu, çünkü şirketlerin bir bölümü şöyle e, kuruluyor birilerinin üzerine hiç tabela şirketi, Hı -hı. şirket çalışanı yok, e, vergi vermiyor sadece. Alış faturaları oradan kesiliyor. Ne kadarlık bir alış faturası olur oradan? 233 milyon liralık bir alış faturası var. Onu da nereden gösteriyor? Diyor ki biz buraya bu kadar para yatırdık diyorlar. Yani o da vergi, e, Masum Bey daha iyi bilir onu ama Hı. o sahte faturaları muhtemelen vergi kaçakçılığında mı değerlendiriyor efendim? Hı? Şimdi tabii e, masak raporunu ben okumadım bilmiyorum. Yalnız bu şemaya baktığımız zaman biz daha çok neyle ilgileniyoruz? Şu tarafıyla. Şurayla efendim evet. Evet. Ama önce şu tarafla ilgilenmek lazım. Bu paranın kaynağı nedir? Yani buradaki ister bahis oynatanlar, ister başka şekilde kara para olanlar o parayı isimsiz yani kim olduğu belli olmadan yatırıyorlar. Alışveriş yapmış oluyorlar. Ve o para geliyor buraya giriyor. O kişiler bunlar çok şirket kurulmasının nedeni şudur. Bir şirket kurulduktan sonra e, ee, içine de mal balıklarının doldurulma nedeni budur. Hisse senedini devrettiğin zaman iki yıl içinde vergiden muafsın. Dolayısıyla o insanlar çok düşük bir gelirle hisse senedini devraldıkları zaman o şirketin içindeki mal varlığını devralmış oluyor ve o mal varlığı değerlendirir. Yani burada ee, yapılan operasyon şunu gösteriyor esas araştırılması gereken, masakın incelemesi gereken, eğer raporunda yer almıyorsa ya da masakın adına savcuların ya da diğerlerinin şu para yatırma operasyonu önemli. Yani bu birileri dolandırılarak mı? Yani hakikaten çalınmış kredi kartlarıyla mıdır? Yoksa bu kredi kartları var da belli insanlar adına açılmış. Bunlar satış yapmış gözüküyorlar. Evet daha doğrusu satın alma yapmış oluyorlar. Parayı buraya yatırıyorlar. Bu sefer bu satışı yapan ortadaki şirketlere mal nereden girmiş? Onlar o kadar parayı nereden almışlar? Eğer 1 liralık malı 10 liraya satmışlarsa ya da 1 liralık malı 20 liraya satmışlarsa işte arada yarattıkları farkla paranın aklanması noktasına girer. Yoksa mesela şu anda ben hep Nihat Bey'i de çok dinledim. Bugün de hele daha başarılı bir programı vardı. ilk defa Yorgun Kuruş'un programı yaptı. Ee, Seni yakından takip ediyor Masum evet, Hoca. <laughs> evet. <gülüyor> <Niye hatırlıyorum>? Masum, <laughs> yani şeyden anlattıklarını hep dinledim ben. Şimdi bir yere naylon fatura kesmemişler. Yani başka bir firmaya. Sahte fatura alış diyor. Yani. A a i̇şte buradaki alış şu. O e satın aldıkları yer, onlardan sat satın aldıkları yerler onlara bu malları satın almaları için birileri de para yatırmış olması lazım. Evet. İşte önemli olan bu para yatıranlar kim? Esas parası aklanan onlar. Hı hı. Ve bunları masak iş sürerse ya da siz sürerseniz sonradan kurulmuş, bugüne kadar kapanmış, devredilmiş şirketler kimlere satılmış? Onun yani için Yani şamanın solu önemli. Şimdi Sayın bakan.